15 Mayıs 1969 Demokrat Partililerle ilgili Siyasi Haklar Kanunu'nun meclisten geçmesi 27 Mayıs darbecileri DP'nin 419 milletvekilini affa uğrasalar bile milletvekili seçilemezler hükmüyle pranga altına almışlardı. Seçim satı mailine girildiğinde AP'liler, Demokrat Partililerin bir kanunla bu mahrumiyetlerin kaldırılacağını halka fısıldamaya başladılar. Nitekim seçimlerden önce hazırlanmış bir af kanunu bakanlar kurulunun önüne gelir ve mutlaka seçimlerden önce çıkarılması yönünde karar alınır. 15 Mayıs 1969 günü tüm basın siyasi haklar kanununun meclisten geçtiğini büyük manşetlerle verirken Osman Bölükbaşı ve M. Ali Aybar red oyu vermişlerdi. Türkiye'nin boyun ağrıları tekrar nüksediyordu. Genelkurmay Başkanı Memduh Tamaç, bir önceki akşam Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın Genel Sekreteri General Cihat Alpan'ı aramış, ona bu kanundan dolayı duyduğu rahatsızlığı Sunay'a iletmesini söylemişti. Tamaç ertesi sabah saat 09'da Cumhurbaşkanı Sunay'ı bizzat ziyaret ederek, eğer bu kanun senatodan geçerse ben ve kuvvet komutanı arkadaşlarım istifa edeceğiz diyerek açık bir tehdit savuruyordu. Aslında konu tamamen Genelkurmay Başkanı Tağmaç'ın Sunay'a yansıttığı gibi değildi. Generallerin bir kısmı mesela Orgeneral Kemal Atalay bir siyasi hasım olarak gördükleri DP'lilerin affına karşıyken askeri şura üyesi Kor General Muhsin Batur'un içinde olduğu bir başka grupsa bu konuda taraf olunmaması gerektiğini savunuyordu. Ankara ve İstanbul üniversitelerine mensup bir grup öğretim üyesi de böyle bir kanunun anayasa ve laikliğe aykırı olduğuna dair bildiri yayınlamışlardı.